en çok beni seviyorsun değil mi? Hayır. Doğru çok beni seviyorsun. Genelde hep yalan konuşursun değil mi? Evet, şimdi başlattık. Aa, köpek geliyor ha. Oh my god. Ne oldu? Evet. Su direkt çok güzel olmuş. Seks çok güzel. Seks çok güzel. Yok, ben fikrimi değiştiriyorum kanka. Bunlar bana sen yaptı, bunu su da yaptı. Tamam, ne demek o? Evet, doğru ya. Becerebilecek miyim? Son iki vlogumu önceden çektiğim için şu anda bu uzun aradan sonra ilk vlogum oluyor. Şu anda tam böyle spor giyindik. Tam bir pazar günü yaşayacağız. Akşam da Sude ile Furkan bize gelecekler. Sude ile biz sushi yapacağız. Hatta sushi'nin de reels'ini çekeceğim. Reels ya da short, ikisinden birini çekeceğim. Paylaşacağım. Vlogda da çekebilirsem vlogda da göstereceğim nasıl yaptığımızı. Şimdi kahvaltı, daha önce sen gitmedin ama değil mi? Gitmedim, aynen. Tavsiye ettim herkese ama kendim gitmedim. Kahvaltı konsepti aynen. Kruvasan, içine her şeyi koyuyorlar. Değişik tabaklar evet. Çıkartıyorlar. Ama kapatayım, oraya vardığımızda ben tekrardan açarım. Şimdi geldik ama park bulamadığımız için millet böyle sıra yapmış. Dörtlüleri yakmış, park etmiş. Biz de o şekilde bıraktık, dörtlüleri yaktık. 11 kişi sıra varmış. Biz de 12. kişi olduk, yazdırdık, listeye adınızı yazdırıyorsunuz. Biliyorduk sıra olduğunu ama bu kadar da olacağını düşünmemiştik. Şu küçücük yer nasıl bu kadar popüler olmuş ya? Sakalı arıyorlarmış. Şimdi arabaya geldik ama bilmiyorum, çok uzun sürerse olmadı, fikir değiştiririz tabi. Vakit ben. Kaybı ya, niye vaktimi bunu mekan için? Neyse, Batuhan da çok merak ediyor. İstiyordu da hep buraya gelmek ama ben bu konseptleri çok sevmediğim için çok ayak uyduramıyordum, istemiyordum. Sonunda oturduk, geldik. Tatlı olarak bu geldi. Karamel falan filan varmış. Evet, şimdi konuşamadım araba kullanırken. Poranesköy'e doğru gidiyoruz. Normalde önce yürüyüş sonra kahvaltı yapılması gerekir, evet, ama biz acıktığımız için de mecbur kahvaltı yaptık ve şimdi yürüyüşe gidiyoruz. Bu yediklerimizi eritmiş oluruz, yani o şekilde düşünüyoruz artık. Bayağı lezzetli, güzel, ilk defa gidiyoruz. Ama değer mi bilemedim. Bir daha gitmek ister miyim bilemedim. Yani bir değişiklik oldu. Şimdi işte yürüyüşe gidiyoruz Poranesköy'de. Şimdi benzincide durduk. Batuhan su almaya gitti. Ay pardon. Çöpleri atacağım arabadaki ne? Ah. Böyle şey alırsan böyle olur işte. Ya nasıl koptu? Adi bebeğim, adi işte. Başlattık, bakalım kaç adım atacağız ve ne kadar kalori yakacağız aşkım. Evet bebeğim. Midemiz ağzına kadar doluyken. Şimdiden 500 metre oldu. Aa, anladım. Evet, şimdi hatırladım. Geçen spor salonunda oradaki spor odasıyla konuşuyordu ama. Bebeğim, düz yol sarmadı mı? Düz yollar sarmadı mı? Biz bir kere daha böyle geçmiştik, hatırlıyor musun? Evet. Abi, yan basarsan... Aa, köpek geliyor ha. Oh my god. Ne oldu, kaçtı? Çok iyiydi, dur bak. Bazı köpek sahibi
olan insanlara sinir oluyorum. Yani evet, köpekleri de çok seviyorum, kediler gibi. Ama çoğundan korkuyorum ya, yani elimde değil. Bir şey yapabilir. O da şu korkuda nereden oluştu? Bizim bir tane komşumuz vardı. Komşunun küçücük bir köpeği vardı. Küçücük köpek bile gelen bir misafirinin eline dikişlik yapmış. Yani bazen koruyucu olabiliyor köpekler. O küçük köpekler bile. O yüzden de korkuyorum köpeklerden. Adam da sahibi de bebek var, o yüzden koruyucu biraz. Tak tasmanı öyle dolaş o zaman. Aşkım. Ops. Tamam. Geçemeseydik daha bak, geçiş yokmuş hiç. Şimdi aşağı inmeli bir yol. Önce tırmandık. Aşağıda fotoğraf çekiniyordum. Çan kozalakları gördüm. Onlardan toplayayım istedim. Ben onları trend yolda videolarımda da göstermiştim. Yılbaşı süsü için çam kozalağı sipariş etmiştim Trendyol'dan. Dedim ben bir sonraki yılbaşı için, kış için buradan çam kozalağı toplayayım dedim Batuhan'a. Dedi ki onun cezası var. Şaşırdım, hiç bilmiyordum. Ormandan çam kozalağı alıp götürmek, yakalanırsan 100 TL idari para cezası varmış. Geldik. 73 dakikadır, 74 dakikadır yürüyoruz. Şimdi Marka Center'a geldik. Akşam demişim Sude'yle Furkan bize geleceği için meyve alıyoruz biraz. Yalnız arkan çok güzel gözüküyor. Hepsi renkli, çok güzel. Mandalina alıyorum. Buz var. Tamam, güzel o. Az, az zaten. Bir tane daha. Var, tamam. Meyve tamam. Var, tabule mabule falan. Böyle tabule salatalar falan filan var mesela. Bak mesela Erzincan tulum peynirli buğday salatası. Ben yerim onu kesin. Hani 300 gram falan da ondan alalım biz. Merak ettim. Evet, çok güzel o gerçekten. Hmm, olur. Evet, şimdi mutfağa geçtim. Bir hızlıca evi falan süpürdüm, toz aldım. Şimdi aldıklarımızı bir yerleştireceğim. Meyveleri bir suya koyacağım. Bu arada şunları aldık. Daha önceden almıştım bunları. Sushi için. Tam da 4 adet var. Sonra sushi matı almıştık. Bir de yine sushi için şöyle 2 tane sushi için tabak almıştım Paşa Bahçe'den. Bunlar bu arada bayağı uygun. Mavi rengi ve bir tane daha bir rengi vardı bunların. Daha sonrasında da 2 tane de soya sosluk. Böyle küçük bir tabak aldık. Şimdi bunları ben yıkayacağım. Yani direkt yapılmaz herhalde. Yıkanması gerekir. Şunu yıkayayım. Şunları da aynı şekilde. Tamam, bunları da bir yıkayalım.
masayı hazırladım ama daha hiçbir şey hazırlamadım. Onun harcı, masa harcı. Şimdi meyve tabağını, hem siyah konsepte uygun. Başından kalan böyle süslerim de var. İlk tabak bitti. Şimdi muz ve üzümlere geçiyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Ya da mavi güzel olabilir. Şimdi önce üzüm, şöyle bitter dökeceğim aralarına. Hızlıca bir peynir tabağı yapacağım. Zaten şöyle hazır almış. Karplar filan. Daha direkt böyle bile koyabilirim. Onları koydum. Şimdi masa bu şekilde oldu ama daha aldığımız yiyecekler konmadı. Şu an 2 dakikada bu kadar şey çıkardığıma ben de şaşırıyorum. Şöyle tabaklar yaptım. Şu an sanki yılbaşını yaşıyor gibiyim. Şu meyve tabağını ama çok güzel yaptım. Çok güzel duruyor. Şöyle atıcımız. Çoğunlukla bu sefer tam tersi, yılbaşına nazaran tam tersi daha sağlıklı şeyler. Bu şekilde. Daha bunlar konmadı. Alınanları fırına atacağım. Yalnız masada bunlara yer yok. Burası... Masanın son halini gösteriyorum. Bir de fırındakiler var, o kadar. Buna da ice tea doldurdum. Çok güzel oldu. Böyle tarz sunumlara bayılıyorum. Evet. Sudeler gelince mumları yakacağım. Diğer mumlarımı yaktım. Hem güzel koku versin diye. Çok güzel kokuyor çünkü bunlar. Matada kaldırmadım. Buraya oturmayı sevdiğim için. Buraya da oyunları çıkarttık, tabuyla onu. Bir de benim oynamak istediğim bir tane oyun var. Onu grupça oynamak istiyorum. Birisinde kulaklık oluyor, son ses müzik. Ondan sonra iki kişi de ona sırayla böyle soru soruyor. Kulaklık olan kişi de evet ya da hayır diye cevap veriyor. Atıyorum, beni seviyor musun diyor. Sonra evet ya da hayır diye kafasından atıyor. Evet diyor ya da hayır. Onu şeyde görmüştüm, Instagram Reels'te. Hoşuma gitti. İzlerken de bayağı gülmüştüm. O yüzden biz de böyle kafamıza göre sorular sorup o oyunu oynayabiliriz diye düşündüm. Onun harici böyle tabu, uno, her zaman buluştuğumuzda oynadığımız oyunları oynarız. Öyle. Şimdi bekliyorum onların gelmesini. Vay kardeşim. Hoş bulduk, naber? Evet, şimdi sudalar geldi. Birazdan masaya oturacağız. Şu anda bu konsepti en son yılbaşında yapmıştık. Yemekten sonra oyun oynayacağız. Tabu oynayacağız büyük ihtimal. Başka şeyler de oynayacağız ama tabu da oynayacağız. Benim YouTube'da kanalımda tabu oyunu, vlogum en çok izlenen videom olmuştu. Bugün de bunun part 2'sini çekeceğiz ama bu videoda bu sefer Sude'nin kanalında olacak. Şu anda Sude de yeni kanal açtı benim teşvikimle, ısrarımla. Ama çok küçük bir sakin var. Ama daha yeni başladım. Kanalının linkini de böyle yukarılara bir yerlere bırakırım. Part 2'yi Sude'nin kanalında izleyebilirsiniz.
Öyle. Şimdilik kapatıyoruz. Hatta birazdan, daha doğrusu bu yemek faslı falan bittikten sonra sushi yapacağız. Sude'nin kanalında olacak. Ben sadece short reels falan çekerim. İşte sushi nasıl biz nasıl yapıyoruz? Onu da orada kanalında izleyebilirsiniz. Onun için ben de bayağı heyecanlıyım. Böyle arka fonda da müzik çalsanız olur. Bence sen de bir müzik, bir kanal daha aç. Yemek kanalı. Yok. Ya ben sordum, dokunacağım, tamam mı? Tamam. Ben de böyle yaptım da cevap ver. Tamam. Evet. Tamam. Çok güzel sorular geldi aklıma. Evet. Beni seviyor musun? Evet. Bir tahmin etmiş olabilir. Sen sor. Ama bakma. Sence Furkan iyi biri mi? Tamam mı? Hayır. Hayırlısınlar, ne oluyor? Sen de. Kendini hiçbir ünlüyle evli olarak hayal ettin mi? Aaa, güzel soru. Hadi hayır. Aa. Mesleğini seviyor musun? Evet. Biraz ama duyması imkansız şu anda. Ya anlamıyorum. Yıl dönümünde Asena'ya Beştaş alır mısın? Oo, güzel soru. Hayır. Dur, tamam, dışarı. Güzel bir yalnız bu oyun. Verim. İkiniz aynı oldu. Aa, kız. Sude'nin ki çok fazla. Tamam, ben kıseceğim onu, sen tak. Beni seviyor musun? Dört. Kim sordu? Evet. Burada kim sordu cevaplamak yok değil mi zaten? İyi soru, iyi soruyorsunuz, herkes evet diyor. Aynen, kan kim sordu söyleyemiş zaten sonra. Batan sen sor şimdi. İki ayrı müzik çalıyor. en çok beni seviyorsun değil mi? Hayır. Beni seviyorum. Ne sordun? Çok çok beni seviyorum. Evde maymun beslemek ister misin? Evet. Sor. Hiç bakkaldan bir şey çaldın mı? Dört. Doğru bir cevap. Genelde hep yalan konuşursun değil mi? Evet. Ay, bunu izlemek istiyorum. Evet, sen de. Hiç ablana dövdün mü? Evet. Öyle bir şey var mı? Tamam, son sen sor. Hadi son sen sor o zaman. Ne sorayım ya? Bu güzel cevap versen atarsın. Kayınvalideni seviyor musun? Lütfen o cevabı ver. Hayır. Bir daha soracağım evet de, tamam mı? Bir daha soracağım evet de. Atman için. Dön oraya. Evet. Ne? Bir daha soracağım sen öyle. Kayınvalideni seviyor musun dedi de. Hayır. Hayır. Bir daha çekme için de evet dedin. Ablamla... Benlik ablanı hiç dövdün mü dedin? Evet dedim. Evde maymun beslenmiş dedin? Evet dedim. Bak adam şey çalmamışsın. Ben dedim yalandan başka bir şey konuşmazsın değil mi dedim? Evet. Beni seviyor musun? Ya da dur, soru değil. En çok beni mi seviyorsun? Evet. Sen az demin. Seni seviyorum. Seviyor musun mu dedin? Seviyorum. Ayşe abla çok dedikodu yaptınız mı? Hayır. Babamla dedikodu yaptınız mı? Evet. Çok merak ettim. Ay evet. Çok iyi geldi ya. Çok iyi geldi. Çocuk istiyor musun? Hayır. Bu sene yıl dönümünü evde geçirmek istiyorsun değil mi? Evet. Hayır dedin. Yıl dönümünü evde geçirmek istiyorsun.
değiştirmek ister misiniz de evet dedim. tek gerçek şey... Bir şey söyleyeyim mi? Sıfır duyuyorum ha. Tek gerçek şey para değil mi? Evet. Benim annemi gerçekten seviyor musun? Tabii ki hayır. Tabii ki de ekmek yalnız. Duyuyor gibi ya. Araya böyle katmak lazım yani. Malıydım bunu da atacağım görürsün. Suda için canını verir misin? Tabii ki evet. Dünya kadar sırrım var değil mi? Dünya kadar sırrım var değil mi? Bence de evet yani. Neymiş ama? Ya, duymadan günah olmaz ya. Kayınvalideni seviyor musun gerçekten dedi. Tabii ki hayır. Bunu da gerçekten bunu atacağım görürsün sen. Başka ne vardı? Tek gerçek şey para mı dedim evet. Benimki de keyif oluyor. Dinleri duyulmuyor. Tamam ben soruyorum o zaman. Sor. Kedilerden nefret ediyorsun değil mi? Evet. Merak ettim. Sen sor. En büyük idolün Kerimcan Durmaz mı? Evet. Dur. Şimdiki aklım olsa evlenir miydin? Ama olmaz ki. Evet. Evet ya da hayır olmaz. Evet ya da hayır olmaz ki. Olur ben iyi olmasın. Oyun oynuyorsun. Yani. Şu an şu çubuktaki meyveyi benim için yer misin? Ama yiyeceksin sonunda da. Ve sen haberin yok bundan. Evet. Tamam o zaman al. Tamam dur. Ne? Yer misin mi dedim? Evet. Sen şimdi, evet dedim. Şimdiki aklım olsa tekrar evlenir miyiz dedin? Hayır dedim. Kedilerden nefret ediyorsun değil mi dedim evet. Kerimcan Durmaz. Bunlar tam tersi denk getirebilirim. En büyük idolün Kerimcan Durmaz değil mi dedim? Evet dedim. Onu da yemen gerekiyor. Ya. Benim için yer misin dedim. Öyle mi dedin? Hayır. Tamam bu kadar bu oyun. Ama eğlenceli güzeldi. Evet. Unamını oynayalım. Hadi oyunu iyi hazırlanalım. Aynen. Unamını oynayalım. Evet. Ondan sonra? Dur bakayım. Evet sen de ileri şort çekersin. Bu videom arkamı döndük şu an. Evet, doğru ya. Şaka yaptım. Evet, şimdi ilk şaka şeyi ben yapıyorum. Aynı zamanda da Şort çekiyoruz. Aynen. Şimdi önce bunun bir bu arada böyle mi olması lazım? Bilmiyorum. Bu taraf mı? Bakmak gerekir mi ki cahil derler mi? Anlık ya bence. Tamam, böyle yapalım. Şimdi salatalıkları diziyorum önce. Evet, sen bu tarifi görünce no, canım istedim mesela. Aynen, canım çek, gerçekten çekti ama canım. Ve o kadar basit, kaç malzeme? 4 malzeme ile sushi. Yani susam benim için bu arada şu da yeterli. O şeyi hani, o mesela o an sushi istiyor ya canım, onu bastırması yeterli. Aynen. Bir de hani çoğu kişi sushi sevmiyor ya, bunu sevmeyen de yer yani. Evet, aynen. Bu arada bayağı güzel kesti, ince ince. Bir de sardıktan sonra kürdan mı batıracağız? Aynen. Kürdanı da çıkartalım. Şekerden bitmedi mi yoksa? Birkaç tane var. Sen bitirdin mi? Ben o gün bitirdim. Ben bitirdim. Beraber bu arada şeker almış AVM'de. Bu arada ben bitirdim o gün. Evet, Sude AVM'deydik hep birlikte. Şeye girdi işte bu şekerci. Ne bu? Hello Sweet. Yani, Hello Sweetie. Evet, çoğu da var, şeker de var. İşte girdi, ben böyle takılıyor zannediyorum. Ben hayatımda hiç oradan şeker falan almışlığım yok yani. Severim ama hiç o konsepti bilmiyorum. Ben takılıyor zannediyorum. Almış elinde kutuyu dolduruyor. Benim de canım çekti. Ben de doldurdum. Ama her galiba bitiremedim. Çünkü baton yemiyor. Ben tek başıma da bitiremedim. Ben o gün bitirdim. Ve Furkan da o gün yiyesi tutmasa yemezdi. Ama çok keyifliymiş ya. Evet, şimdi. Salatalığın üstüne şimdi krem peynirini koyacağım. Evet. Zaten peynirin tuzu falan var ya. Hani o videoda ne güzel sürüyor öyle. Salatalığın üstüne mi sürüyor yoksa? Salatalığın üstüne sürüyordu. Acaba salatalıklar sulandığı için mi diyeceğim ama onun ikisi salatalık. Aynen. Şey. Neyse olduğu kadar. Ahmet iç açıcı gör. Durmuyor.
Oluyor gibi değil, oluyor. Aynen. Hmm. Nereye koyacağız? Şimdi şey batıracağım önce. Şuradan. Hadi gelsinler. Aynen. Hayır, şöyle. Ben gördüm. Aslında en son bir şeyler kıvırdı. Elinde havuç vardı. Evet. Dur bir saniye. Şimdi ben de kıvırdım abi. Nerede? Kıvırdın mı abi? Benim fikrimce bunu Suudi yaptı, bunu Asena yaptı. Evet, ben de artı bir numara. Peki neden? Diğerleri nerede? Onları da yaptı. Suudi'ne ki çok güzel. Onun seksi çok güzel. Yok, ben fikrimi değiştiriyorum kanka. Bunu Asena yaptı. Olabilir ki. Bunu Asena yaptı, bunu Suudi yaptı. Tamam, neden de olabilir yani. Ben kötü yapmışım. Buna nasıl göründü hani? Yani tamam, sonunda daha güzel olmuş diye. Ben sana ben de. Bence Asena farklı sevdiği için bence bunu Asena yaptı, bunu Suudi yaptı. İkisi de evet, gerçekten şeyleri de farklı, sunucuları da farklı. Susam niye koymadınız üstüne? Koyduk işte. Bu çörek otu. Asena çörek otu çok sevdiği için bence yapmış. Susamı bulamadım ben. Nasıl susamı bulamadım? Aha işte. susam ya. Tamam hadi, bakıyor musun sana şimdi? Evet, hem şeyleri alın. Çöp sitik mi? Kutlayacağım. Ay. Ebru, ne oldu çöp sitik? Kırmaz be. Tamam, açıklıyoruz bu arada, dur. Bir de açıklayayım bakalım. Evet. Bu nasıl da yaptı? Ben bilmiyorum. Dedim ben abi. Bu geldi. Bunu öğrenerek yapmış olduk. Yani dedim kanka. Şimdi... O yüzden... Bu Allah belasını verdi bunu. Bunun ruhun gemisi. Necim bitti yani. O yüzden bunu deneyin şunu. Herkes bundan alacak. Ya bunu da yaptığımız şey, onu da yapmadık o yüzden. Soya sosunu da batırmıyor musunuz? Ay aşkım benim ya, onu da... Salatalığın suyu işte. Bak, yapılması ne? Gereken, yapılmaması gereken olarak biz video içeri yaptık. Bence hadi. Güzel. Hadi bakıyorum. Onu da tadına bakalım. Biraz sulu oldu. Bence ben çok büyük kesmişim. Ama suçlar genel doğru. Ama seksi yine güzel görünüyor yani. Keyifliydi. Güzel geldi. Bence sen de keyif almış olamadın. Ama bu suçta ne var biliyor musun bunda? Tamam. Evet, hadi siz deneyin. Videonun kapanışını yapmayı unuttuğum için işte bugün kapanışı yapayım dedim. Çünkü kaçta bir açılış kapanış yapmayı unutuyorum. O günün sabahı yürüyüş yaptığımız için de bayağı yorulmuştuk. O yüzden de yorgun olduğumuzdan dolayı akşam ortalığı bile toplamadan direkt uyumuştuk. O yüzden de kapanışı yapmak falan aklıma bile gelmemişti. Şimdi öyle bir kapanışı yapayım dedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.